X, Y ve Z eksenlerine göre çizgi integrali örnek soru 2. Bu videomuzda X, Y ve Z eksenlerine göre çizgi integrali hesaplamaya bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. C eğrisi Y eşittir E üzeri 2X fonksiyonunun X eşit 0'dan X eşittir 2'ye kadar olan parçası olmak üzere integral kök içinde 1 artı Y dy integralini hesaplayınız. Bunun bu çeşit integral yani x, y ve z eksenlerine göre çizgi integrali olduğunu burada dy yazmasından anlıyoruz. Şimdi bu şekildeki bir soruyla karşılaştığımızda birinci adımımız verilen eğri eğer ki parametrize edilerek verilmemişse yani t'li verilmemişse onu t'li hale çevirmeliyiz. Bu c eğrisini parametrize edeceğiz. Buradaki c eğrisi bir fonksiyon. Y eşittir. E üzeri 2x fonksiyonu. Y eşittir fx fonksiyonlarının parametrize edilmesi şu şekilde gerçekleşir. X'e t deriz. Y de ft olur. T'nin değişimi de x'e t dediğimiz için x'in değişim aralığı olur. A'dan B'ye. Şimdi burada bunu gerçekleştiriyoruz. Bu y eşittir fx fonksiyonu. X'e t diyoruz parametrize ederken. Dolayısıyla y eşittir. Buradaki x yerine t'yi yazıyoruz. E üzeri 2t oluyor. Ve t'nin değişim aralığına geldiğimizde x t'ye eşit olduğu için x nereden nereye değişiyorsa t de oradan oraya değişir. X 0'dan 2'ye kadar değişiyordu. T de 0'dan 2'ye kadar bu nedenle değişecek. Bu şekildeki bir soruyla karşılaştığımızda ilk yapmamız gereken şey bu parametrize etme işlemi olmalıdır ki bunu gerçekleştirdik. İkinci adım, bu integralde bu parametrize ettiğimiz değerleri yerleştirmeye başlıyoruz. Sınırlar ilk olarak 0'dan 2'ye. Tabii ki bu çevrimi yaparken bu integralin içindeki x ve y yerlerine t'li hallerini parametrize edilmiş hallerini koyuyoruz. X'li bir şey yok. Y'yi getirip koyuyoruz. Kök içinde 1 artı e üzeri 2t. Dy yerine ise y'nin türevi t, dt yazıyoruz. Yani buradaki y'nin t'ye göre türevi çarpı dt. Bunun t'ye göre türevi e üzeri 2t çarpı üssünün türevi 2 dt. İçeriye x ve y yerlerine bu t'li hallerini koyuyoruz. Burada dy olduğu için onun y'nin t'ye göre türevi çarpı dt yazıyoruz yerine. Dx'li kısım olsaydı onun yanına da x'in t'ye göre türevi çarpı dt yazacaktık. Ama yok. Hesaplamamız gereken integralin bu olduğunu belirledik. Artık sadece bunu hesaplayarak sonucumuza ulaşacağız. Burada bir değişken değiştirme yapılması gerektiği çok açık gözüküyor. Şu kökün içine u dersek 1 artı e üzeri 2t'ye u dersek du bölü dt bunun türevi e üzeri 2t çarpı 2 oluyor. dt'yi de bu tarafa geçirirsek du eşittir 2 e üzeri 2t dt. Yani buraya u dediğimizde burası komple u'nun türevi olduğu için du oluyor. U'lu haldeki integralimizi yazalım. Kök u du. Sınırları yazmadım çünkü sınırlar t'ye ait sınırlar. İntegrali aldıktan sonra t'li hallerini getirip yerine koyduğum zaman sınırları da getireceğim. Bu u üzeri 1 bölü 2'dir integralini alırsak. U üzeri 3 bölü 2 bölü oluşan üs 3 bölü 2 ters döndürürsek 2 bölü 3. Şimdi u'nun ne olduğunu yerine koyacak olursak 2 bölü 3 1 artı e üzeri 2t üzeri 3 bölü 2. Bunda 2 ve 0 koyuyoruz. T yerine 2'yi koyarsak 2 bölü 3 1 artı e üzeri 4
üzeri 3 bölü 2 eksi t yerine 0 koyarsak burası 1 eder. 2 bölü 3 2 üzeri 3 bölü 2. Daha fazla düzenlemenin bir anlamı yok. Saçma sapan sayılar çıkacak bir örnek hazırlanmış. Ben de bir yerden almıştım örneği. Devamını yapıp da kendimizi yormanın anlamı yok. Buradaki temel fikir, x, y, z eksenlerine göre bir çizgi integralle karşılaştığımızda birinci adım parametrize etme adımı olmalıdır. Bu adımı gerçekleştirdikten sonra integralimizi t'li integrale çevirme adımı olmalıdır. Ardından da integrali hesaplayacağız. Fikir bu kadardır. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.